Merhabalar, ben Trendeki Deli. Bugün nasılsınız? Vallahi ben çok yoğun, gerçekten aşırı aşırısı yoğun bir hafta geçirdim bu hafta. Biraz yorgunum o yüzden. Şimdi pazartesi günü mezuniyetimiz vardı. Hoplamalar, zıplamalar, danslar, kızlar falan. Hadi sonra dedik arkadaşlarla bir içmeye gidelim, bira içmeye gidelim dedik. Ama olmadı o iş, yaş oldu. Daha sonra yapacağız artık bilemiyorum. 12'de bitti parti. İşte 12.30 gibi eve gelebildim anca. Çok uzak bir yerde değildi eve. Daha kalanlar kaldı da yani ben kalamadım. Bazı aksiliklerden dolayı bizim tayfada ayrılmak zorunda kaldım da. Yani tek yani herkes de arkadaşız tabii ama biz ilk mezunuz. Bilen bilir, ben Bursa'da yaşıyorum. Barış Anadolu Lisesi. Sevdiğim bir yerdir. Sevdiğim bir okuldur. Her neyse, öyle işte, pazartesi günümüz öyle geçti. Hafta içinde de bir yıl diğer mezuniyetler şeyleriyle uğraştık. Kep atma töreni olacak, bir de okulun bahçesinde yapılacak olan, ilk mezun olduğumuz için çok önem gösteriyorlar. Yıllık hazırlamaları, slide hazırlamaları, müzik seçimleri falan. Onlarla uğraştık durduk. Hafta sonu işte dün yani yazmıyorum'a da video atacağım halde planımız dışında şehir dışına çıkmamız gerekti. Daha doğrusu şehir dışı dediğim Mudanya tarafına gitmemiz gerekti. Orada bilgisayar yoktu, o da kaldı. Bir de biliyorsunuz ki WannaCry virüsünden şey yapmak için güncellemelerle çok aşırı derecede uğraştım. Bu kendi bilgisayarım değil, benim bilgisayarım zaten birazcık sıkıntılı. Bu babamın laptopu. Yani bunu o kadar da rahat edemiyorum o yüzden. Hard disk driver falan. Her neyse işte. Bu arada oylama sonuçlarına baktığımda en son Danla Bilinç yöndeydi. Danla Bilinç demiş. Bilinç. Garip bir soy isim. Ve bu nedenle Danla Danla düştü aşk isimli videomuzla karşınızdayım. Danla Bilinç'i eleştireceğiz. Ne kadar güzel güldün be ablacığım. Vallahi gerçekten hayran kaldım bu gülüşüne. Her neyse. İlk olarak Danla Bilinç'in, Danla Bilinç'in adını söyleyemediğim bu ablamızın ne iş yaptığından bahsedelim. Klasik olarak makyaj kanalı desem sanırım anlayabilirsin. İçeriklerini, resimlerini gösteriyor. Her zaman görmeye alıştığımız çeşitli aynı makyajın makyajını farklılaştırılmış hali. Ne söylesem bilemedim. Bu ablamız ne yapsın yani? Abuk sabuk makyajlar yapıp onlara abuk sabuk makyaj isimleri veriyor. Şahsen bir kız olsam hayatta kullanmayacağım makyajlar. Aynısını asla yapamayacağım makyajlar. Sohbet iyi olduğu için mi izleniyor artık bilmiyorum. 1 milyon aboneye yaklaştı. Yani ne diyebilirim? 1 milyona hayırlı olsun ablacığım. Şimdi ben burada özellikle Danla Bilinç'ten değil, genel olarak makyaj kanallarının durumundan bahsetmek istiyorum. Yani Danla Bilinç sadece bir örnek. Yüzlercesi var, binlercesi var. Yaptıkları tek şey kameranın karşısına geçip makyaj yapmak ve abartılı makyajlar yapmak. Abartılı makyajlar yapınca ne kazanıyorsun? Tabii ki de izlenme dostum. Yorakok'ta bir videosunu atmıştı, abuk sabuk makyajlar yapıyorlardı, böyle katil kız makyajları falan. Öyle şeylere dönüyorlar genelde. Ne diyebilirim yani? YouTube'a zarar verdiğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta abi makyaj yapmayı öğretirsin tamam da aynı makyajı 5000 çeşitli atmanın da bir lüzumu yok. Fakat bu da sizin kendi kanal konseptiniz. Ona bakılırsa benim de farklı videoları eleştirmeye yapmama gerek yok. Yani o konuda da bir şey söyleyemem. Her neyse arkadaşlar, bunu telafi etmek için ben yarın da bir video yapmayı deneyeceğim. Benim de çok güzel kopay kanallar var. Daha sonra oynatma listelerime ekledim. Kişisel YouTube kanalımla Trendeki Deli kanalıma. Bugünkü video sanırım biraz kısa oldu. Bunun kusuruna bakmayın. Sizleri seviyorum. Mazeretlerimi size anlattım. Mutluluğumu anlattım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Size bayılıyorum. Ve hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sakın ama sakın abone olmayın diyorum. Ve buradan kaçıyorum. Eknot. 49 abone olmuşuz. Sizleri çok seviyorum. Bunun hakkında da bir şey yapacaktım aslında da sonraki videoya kalsın. Canımsınız. Bebeğimsiniz. Sizleri seviyorum. Araya da bunu koydum.
Hadi uzaylılar gelsin.